Yunanistan Ege Denizi'nde provokatif eylemlerini sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir hamle geldi. Türk F-16'ları Ege'de uluslararası hava sahasında uçuş gerçekleştirdi. Ekranlarınıza gelen bu görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Türk F-16'larının görüntülerinin yer aldığı video ile yapılan paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi denildi. Ege Denizi uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen uçuşun Yunan provokasyonlarının arttığı bu dönemde yapılması dikkat çekti. Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı kış tatbikatı. Kış tatbikatı 2023 başarıyla tamamlandı. Kars'ta düzenlenen tatbikata aralarında Türk dünyasından ülkelerinde olduğu 17 ülkenin askeri personeli katıldı. Gelin Kosova'dan Kazakistan'a askeri personelin yaşadığı tecrübeye kulak verelim. Türk ordusuyla karşılıklı alakalarda bu təlimlerde iştirak etmek bizim için şerefdir. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği inşallah sonsuza kadar devam eder. Allah Türk ordusunu korusun. Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kosova. Kardeş ülkelerde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı Kars'ta yapıldı. Türk dünyasının sarsılmaz dayanışması bir kez daha sahnelendi. Dost ve kardeş ülkem Türkiye'den olmaktan ve Türk silahı arkadaşla birlikte çalışmaktan mutlu ve gururluyum. Şu anda 5 gün karargahı içinde çalışıyorum ve Türk karargah subayları çok çalışkın ve çok ileri gitmiş olduğu bakıyorum. Kosova'dan baba oğul askerler tatbikatta görev yaptı. Babamla beraber buradayız. Beraber çalışıyoruz. Aynı yerde havancıyız. Kosova ordusundan 2023'te kış tatbikata geldik. Buraya Türk ordusu ile beraber çalışıyoruz. Onlardan çok şeyleri öğreniyoruz. 18 Ocak'ta başlayan tatbikat zorlu kış koşullarına rağmen büyük bir başarıyla tamamlandı. Bosna Hersek Silah Kuvvetleri. Kış tatbikata katılmak bizim için çok önemliydi. Türk Silah Kuvvetleri ile bir kez daha büyük bir tatbikata omuz omuza olmaktan mutluluk duyuyoruz.